birçok ilk yaşadı Kütahya. 5 Nisan'dan bu yana yaklaşık 30'a yakın projemizi uygulamaya koyduk. İlk kez bu şehir Hilal Kart'la tanıştı. Ve bugün itibariyle yaklaşık 1300 ailemizin elinden tuttu Kütahya Belediyesi. 4 kişiyle çarparsanız yaklaşık 5-6 bin Kütahyalı hemşehrilerimiz kimsenin haberi olmadan insanca yaşamanın ne demek olduğunu bu sayede öğrendi. Önümüzdeki encümen toplantısında yaklaşık 400'e yakın ailemize aynı şekilde yardımımızı devam edeceğiz. Yine ilk kez bu Kütahya cenazesini Kütahya Belediyesi'nin bir kuruş talep etmeden kaldırdığı günleri yaşadı. 1 Haziran tarihinden bu yana cenazesi olan herhangi bir vatandaşımız alo dediğinde Kütahya Belediye'miz her türlü defin ve nakil işlemini ücretsiz yapar hale geldi. 5 yıl boyunca da yapmaya devam edeceğiz. Yine bu şehir ilk kez hemşerileriyle barıştı. Kütahya Belediyesi gerek sosyal adalet anlayışıyla gerek yine tarihinde ilk kez uyguladığı gıda bankacılığı, giysi bankacılığı, ikinci el ev eşyası ve benzeri uygulamalarıyla sosyal barışını sağladı. 200 bine yakın vatandaşımızı ilk 9 aylık görev süremizde Kütahya Belediye'mizde ağırlama onuruna ulaştık. Bundan sonra da aynı şekilde açık kapı belediyecilik uygulamamız devam edecek. Hepinizin yakından takip ettiği Belediye Kütahya Spor ve bununla ilgili Belediye Kütahya Spor, Spor Akademisi ve amatör spor kulüplerimize yaptığımız desteklerimiz devam edecek. Bu da şehrimizin kaynaşmasında, bütünleşmesinde önemli gördüğümüz konulardan birisi. 13 maçın 12'sinde bizzat oyuncularımızla beraber, taraftarlarımızla beraber iç saha dış saha demeden takımımızla beraber olduk. Nasip olursa önümüzdeki kalan ikinci yarıdaki 13 maçta da gerek deplasmanda gerekse iç sahada takımımızın yanında olacağız. Yani projemizin sahibi olarak kimse destek olmasa da tek başımıza da kalsak bu şehrin markasını dünyaya duyuracağız. Hedefimiz namağlup şampiyon olmak, dönemin sonunda Türkiye'de konuşulan bir Kütahya.